Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin en beğeneceği video olduğunu düşündüğüm bir video ile beraberiz. Çünkü en popüler oyunculardan ilk 11 kuracağız. Ve yani hepinizin sevdiği oyuncular kadroda olacak. O yüzden videoyu baştan sona izleyin ki hiçbir datayı, hiçbir anı kaçırmayın. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve videoya like atın arkadaşlar. 3000 beğenide yeni bir dünyanın en bölümü gelecek. Bugün dünyanın en popüler 11'ini kuruyoruz. Geçen bölümde dünyanın en hızlı kadrosunu kurmuştuk. Bu bölümde dünyanın en popüler ve sadece 70 gen oyunculardan da oluşmuyor. Yani gerçekten en popülerleri kullanacağım. Hepsini transfer edeceğiz. Ne olursa olsun yani coins'imiz de var gördüğünüz gibi. Her şeyi harcayacağız abi bugün sizler için. Sizlerden de tek isteğim like atmanız, yeniyseniz abone olmanız ve videoyu kesinlikle baştan sona izleyin. Hiçbir detayı kaçırmayın. Zaten bütün oyuncuları şimdi almaya başlayacağız. İlk olarak kaleci. Arkadaşlar bu arada 1-2 tane oyuncuda hata yapabilirim. Çünkü şöyle bir durum olmuş olabilir. Bir iki oyuncuda hata yapma sebebim şu olabilir. Hani tam olarak bakamamışımdır. Instagram'ına denk gelememişimdir ama hepsini tek tek baktım. Ve şimdi sizlerle birlikte oyuncuları alacağız. İlk olarak kalecimiz De Gea. De Gea 80 kaç reytingi? 87 reytingi ne bilmiyorum ama 10.8 milyon Instagram takipçisine sahip. Ter Stegen'in de mesela 10.7 milyon var. Gerçekten çok çekişmeli ama yani bu adam daha da iyi olduğu için bu adamı alacağız. Belki daha iyi de vardır ama Buffon'a filan da baktım. Buffon filan bile 9 milyon yani. Bu arada arkadaşlar Dani Alves ve Iniesta'yı kullanamıyoruz. Aslında onların takipçileri iyi ama kullanamıyoruz çünkü oyunda yoklar. Onu da söyleyeyim. Yani ben bulamadım. Oyunun hiçbir kısmında bulamadım. O yüzden onları kullanamayacağız. 1 milyon 650 bin coins yazalım ve De Gea'yı bir alalım bakalım. 1 milyon 594 bin coins'e De Gea'yı gördüğünüz gibi almış olduk. Ve şimdi sırada arkadaşlar aslında Sergio Ramos var. Hemen Sergio Ramos'u da açalım sizlerle birlikte. Böyle buradan göstermiş olayım. Ama o bizim kadromuzda olduğu için biz onu almamız gerekmeyecek. Şöyle 83 yapayım hatta garanti çıksın abi. Şimdi kaç reytingdir tam emin değilim çünkü. Bakalım fiyatı ne kadar. Sergio Ramos 844 bin coins filan işte. Sergio Ramos var. Ve abi Pique var. Sergio Ramos'un bu arada takipçisi 37.2 milyondu. Pique'nin takipçisi tam 18 milyon. Stopere göre gerçekten iyi bunlar. Van Dijk'ın filan 10 milyonu geçmiyor sanırım. Yani gerçekten garip ama o şekilde arkadaşlar. Bu arada sol bekimiz var bir tane. Efsane takipçiye sahip. Zaten abi Brezilya ve İspanya'da futbol gerçekten çok yani çok seviliyor. O yüzden İspanyol ve Brezilyalı futbolcuların takipçisi daha yüksek. Mesela Van Dijk İngiltere Ligi'nde değil de İspanya Ligi'nde oynasa ve İspanyol bir oyuncu olsa kesinlikle çok daha fazla takipçisi olurdu. Ama maalesef öyle değil. O yüzden bu videoda Pique'yi kullanacağız. 623 bin coins'e göreceğim sanırım aynen. 622.200 coins'e Pique'yi aldık. Ve bir defans hatta oyuncusu daha alıp kadromuzu hemen defanslarımızı dizeceğiz. Ve Brezilya'da seviliyor demiştim. Brezilya'da kim sevilir abi defans hattı olarak? Marcelo. Sol stopere koyacağım Marcelo'yu arkadaşlar bu bölümlük. Hani sağ bek çok düşük. Yani sağ bekler hiç takip edilmiyor. Hiç böyle çok favori değil. Çok fenomen değiller yani. O yüzden Marcelo'yu kullanacağız şimdi sizlerle birlikte. Ve abi şöyle 500 bin coins yazalım. 500 bin coins. Marcelo'yu alalım bakalım. Alamıyoruz. 500 bin coins'e Marcelo diye bir oyuncu yok çünkü. Marcelo'ya bak sen. Marcelo'ya bak sen gerçekten şımarmış. 800 bin yazalım varmış. 502 bine de varmış. Hemen 502 bine de Marcelo'yu alıyorum. Ve kadromu hemen dizmeye başlıyorum arkadaşlar. En popüler oyuncular arasında. İlk olarak abi Marcelo'yu koyacağım. Marcelo nerede Marcelo? Hop Marcelo gel buraya bakalım. Marcelo'yu bulamıyoruz. O zaman ilk olarak Ramos'u koyalım. Sonra Pique'yi koyalım. Sonra Marcelo'yu koyarım. Tamam mı? Aynen ilk olarak Ramos, Pique ve sonrasında da Marcelo'yu koyacağım ama şöyle Ramos'u bir sağ tarafa çekelim. Sağ tarafa çevirelim. Buraya da abi Marcelo'yu koyacağım. Marcelo. Mar yazalım hemen abi. Direkt çıksın hiç uğraşmayalım. Marcelo'yu da buraya koyduğumuza göre hemen adı da buradan silelim. Ve kalecimiz de tabii ki de David De Gea. Gerçekten abi bu adam yakışıklı olmasından dolayı sadece iyi olmasından dolayı değil herhalde yakışıklı olmasından dolayı da birazcık puan kazanıyor kendi açısından. Şimdi arkadaşlar orta saha kısmımıza geçtik. 44.9 milyon takipçisiyle ilk alacağımız orta saha oyuncusu tabii ki de James Rodriguez olacak. Abi gerçekten mükemmel takipçi sayısına sahip yani bilemedim. Gerçekten harika takipçi sayısına sahip. Hemen şöyle fiyat olarak 365 bin coins yazalım bakalım çıkacak mı karşımıza. Abi ileri hat zaten çok heyecanlı bu arada. İleri hatta kimleri alacağız? Aklınız şaşacak. Bu arada şaşıracağınız bir oyuncu da olabilir yani. Bu nasıl daha bundan daha popüler orta saha oyuncusu yok muymuş filan. Ya tabii çok popüler olduğunu tahmin ediyorsunuzdur ama ilk 3'e nasıl girebilmiş filan diye. Onu da anlatacağım o oyuncuya geldiğimiz zaman. 271 bin coins'e James Rodriguez'i de aldık. Ve abi bir diğer orta saha oyuncumuz kim olacak? Kim olacak? Kim olacak? Paul Pogba.
Yani bu arada arkadaşlar bakın karıştırma falan durumları olmuş olabilir. Yani Paul Pogba karışmamıştır. 39.3 milyon takipçisi var çünkü. Mesela çok yakın ama bir sonraki oyuncuyla alakalı ondan daha takipçili bir orta saha belki olabilir. Varsa biliyorsanız yorumlara yazın. Ama hani ben tam bilmiyorum onu da söyleyeyim. Bu arada Pogba 320 bin coins'i yok. Şöyle bir 700 bin coins yazalım. Pogba gerçekten çok popüler bir oyuncu. Premier Lig'de oynamasına rağmen ve hani İspanyol veya Brezilyalı olmamasına rağmen gerçekten iyi. 1 milyon 250 bin coins artık olsun. Abi Pogba'yı mı yanlış yazdık? Ne yaptık? Anlamadım ki. Bir dakika şöyle yapalım. Evet Pogba gerçekten pahalı da bir oyuncu. Fiyat 1 milyon 700 bin. Yazalım bakalım abi. Artık karşıma çık be Pogba. Evet 1 milyon 546 bin coins'e snipe yapmış bile olabiliriz şu anda. Çünkü 1 milyon 628 bin var ve daha da ucuzu yok. Ama olsun tamam güzel bir fiyata Pogba'yı almış olduk. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar şaşıracağınızı birazcık da olsa şaşıracağınızı tahmin ediyorum. Çok değil ama Mesut Özil Instagram'da 21.7 milyon takipçisi var ama Facebook'ta da 31 milyon takipçisi var. Hani Instagram'da ona yakın çok oyuncu var ama Facebook'a da baktığımız zaman Mesut Özil gerçekten çok popüler bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten harika bir popülariteye sahip bir oyuncu. 350 bin coins yazalım bakalım 350 bin coins'e Mesut Özil'i bulabilecek miyiz derken bulduk. 200-167 bin coins'e 164 bin coins'e dahi var. Şöyle 147 bin yazalım abi o zaman 148 bin yazalım. İlk çıkanı alalım ve sonrasında ileri hattımıza yavaş yavaş geçeceğiz. 126 bin coins'e var abi. Bayağı ucuzmuş bu arada ya. İyi fiyatı var abi. Bir daha 126 bin coins'e gördüğüm anda direkt çak diye alacağım. Ve de 127 binliğine alalım arkadaşlar. Çok da fazla vakit kaybetmeyelim. Bunları da bir dizelim. Orta saha üçlümüze sonra sağ sol orta saha ve iki tane santraforu yerleştireceğiz. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar karışıklıklar olabilir. Mesela Eden Hazard'ın belki daha yüksek takipçisi vardır ama Eden Hazard'ın mevkisi neresi abi? Mevkisini biliyorsunuz adamın zaten. Adamın mevkisi sol kanat. Sol kanatta kim oynayacağını da tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden maalesef alamıyoruz yani. Hemen abi buraya MOO yapacağım. Çünkü hani şu dizilişin 2 MOO'lu halini bulamadığım için Mesut Özil'i burada kullanacağım. Hemen abi sol orta saha ve sağ orta sahalarımızı alalım. Aslında ikisi de sol orta saha ve sağ orta saha değil ama biz öyle alacağız. Neymar sol tarafta kullanılacak olan isim olacak pozisyon. Sol orta saha sol kanat yapalım. Hatta sol forvet de yapabilirim. Neymar'ın ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü hani şu anda oyunda hangi kartları olduğunu bilmiyorum. Belki bir sürü kartı vardır. 88'de yaptım arattım. Bakalım ne çıkacak. Abi yok abi yapacak bir şey yok. Ben sol kanat kartını alacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Alırım ama şeyi anlamadım. Neymar'ın kendi kartı nerede? Onu bir yorumlara yazabilirseniz sevinirim. Bilen varsa onu yorumlara yazsın. 4 milyon 200 bin coins de yazıyoruz. Neymar'ı da hemen alıyorum arkadaşlar sizler için. Tabii ki değer. Hiçbir sıkıntı yok. Ve sağ orta sahamızı da alalım hemen. Sağ orta sahada oynatacağımız olan isim kimdi arkadaşlar? Tabii ki de Gareth Bale. Gareth Bale alacağız. 82 rating yapayım. 82 rating. Pozisyonda hiç basmayacağım abi pozisyon filan. Buna da bakalım Bale ne kadarmış. Bale'ın 83'lük kartı var zaten oyunda sadece ve çok da pahalı bir kartı yok. Hemen abi 600 bin coins yazalım Bale içinde ve Gareth Bale'ı alacağız. 544 bin yazalım abi direkt. 544 bin coins. Abi Gareth Bale'ı alıyoruz. Gareth Bale hemen snipe yaptım sayılır ya bence. Snipe yaptım. Ve hemen bunları da koyalım. Ve en önemli iki isme geçiyoruz. Tabii ki bundan sonra en önemli iki isme geçeceğiz. Ancak öncesinde bir bu oyuncuları yerlerine yerleştirelim. Neymar öncelikli olarak tabii ki 91 rating ile Neymar hemen. Abi Neymar'ı ben almadım mı ya? Ya vallahi anlamıyorum bazen ha. Tamam 91 yazmıştım zaten. Nasıl bir hata olmuş olabilir anlamıyorum ki. 91'den yüksek işte. Buraya da 83 yazıyorum abi. Gareth Bale'ı daha kolay bulabilmek için. Umarım buluruz bu sefer. Gareth Bale'ı bağlayıp bulabilelim. Evet Gareth Bale'ı bulduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada ilerideki ikili var. Zaten Neymar'ın 133 milyon takipçisi var. Bale'ın 43 milyon. İki tane santraforumuz var. Ve birisi 100 milyonun üstünde. Birisi de 200 milyonun üstünde takipçiye sahip. İsimleri ise birisinin Messi, birisinin tabii ki de Messi. 94'lük sağ forvet kartını almaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadara bulabileceğiz. Hep birlikte görelim. Bu fiyata yokmuş. 545 bine tabii yok. 5 milyon 450 bin coin ise tabii ki de vardır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. 5 milyon 400 bin coin ise hemen Messi'yi kaptım arkadaşlar. Ve şimdi sırada kim var? Tabii ki de Vamos Ronaldo. Vamos Ronaldo. Bu arada Ronaldo'nun santrafor kartını bulursak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Sıfırlıyorum burayı ve arattım. Abi bu kadar da değil yani. 88'de yazalım şuraya. Ve 92'lik santrafor kartı var. Evet gayet güzel. Fiyatı da
4 milyon 800 bin coins yazalım bakalım çıkacak mı? Ronaldo ne kadar fiyata alabiliyoruz seni görelim. 4 milyon 200 bine bile var pozisyon, hemen bir daha tekrar da şey yapalım. 4 milyon 200 bin yazalım bakalım. Yine çıkacak mı? Aa çıkmadı. 4 milyon 250 bin yazalım o zaman arkadaşlar, hemen tertemiz alalım. Herhalde çıkar şu anda diye tahmin ediyorum. Evet, 4 milyon 222 bin 4 milyon 220 bin coins de var. Ve hemen Ronaldo'yu da alıyoruz. Kadromuza Ronaldo'yu da koyalım. Bakalım neler olacak. Gerçekten harika oldu takım. Gerçekten muazzam oldu. Kayıtları başlatmayı falan unutmadım değil mi? Evet, unutmamışım. Gayet güzel. Ve şimdi abi buraya Messi kardeşimizi alalım mı? Messi reis buraya gelmesin. Buraya tamam Ronaldo gelsin. Ve abi buraya da o zaman Messi mi gelsin? Lionel Messi mi gelsin? O zaman pozisyonu sağ forvet yapalım. Ve Messi'miz buraya gelsin abi. Messi'yi sağ tarafa koyalım şöyle. Ve arkadaşlar 98 gen 100 kimyalık muazzam bir takım oldu. Gerçekten çok tatlı bir takım oldu. Harika bir takım oldu. 100 kimya 98 gen ama çok harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Tam 20 milyon coin harcadım bu videoda sizler için. Sizlerden de like bekliyorum. Gerçekten çok eğlendim ben bu videoyu çekerken. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Kesinlikle ve kesinlikle yorumlara bunu yazmayı unutmayın. Resmen Real Madrid kadrosu olmuş ya. Her neyse. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıkarak efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman sakın ama sakın unutmayın. Ve bye bye.